Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri. Vahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ve fevvid emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. E'udü billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâl hayri ve lâ esîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil mustatsıl innen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. Hüsnü şi'ar mal. Ve hüsnü vec mal. Ve hüsnü lisan mal. Vel malu mal. Sadakallahu, sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşerefendilerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinden ve geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzin kayyim-i cemaat-i müslüminin bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, suliha, şüveden mümünat tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Müstakim-i sırat-ı Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Husn-ü şi'ar, güzel saç malun, servettir. Ve husn-ül vec malun, güzel yüz servettir. Ve husn-ül lisan malun, güzel dil servettir. Vel malu mal, mal da servettir. Yani bunları rüyada görürseniz bunlar servet anlamına gelir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyleri, güzel saç mesela, ondan sonra güzel yüz, güzel dil, güzel mal, mülk görmek servet demektir. Rüyada bunları görürseniz bu anlama gelir. Tabii peygamberlerin rüyası vahidir. Kesinlikle şeytanlar onların şeyine giremez. Ama bizim gibi insanları aldatabilirler. Onun için rüya peygamberlik müjdelerinden müjdedir. Mümine ileride olacak şeyleri Allah buyurabilir, müjdeleyebilir. Ama abdestli yatacaksın, bir. İki, kafanda sabit fikir olmayacak. Karnın acı olmayacak veya çok tok olmayacak, çok susuz olmayacak, rahatsızlık bir ağrısızın olmayacak. Sabaha karşı gördüğün rüyalar, evet, güzel rüyalardır, sadık rüyalardır. Böyle manalara gelir. Başka şeyler de var. Bunları bir bilene soracaksınız, bilmeyene sormayacaksınız. Çünkü öyle diyor, bir başka hadis var. Rüya yorumlandığı üzere gerçekleşir diyor. Onun için bilmeyen adam yormaz bunu. Yordurmamak lazım. Bilen adama sorduğunuz zaman da adam susuyorsa ısrar etmemek lazım. Çünkü yorumlanma üzere gerçekleşir hadisi de var. Ondan dolayı adam bunu yorumlamak istemez. Siz de ısrar etmeyin. Evet, güzel rüya bu söylediğimiz şeylerde bu anlama gelir diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadis-i şerifi Efendimiz'den Hazreti Enes nakletmiş. Allah ondan razı olsun. Hasadu ümmeti
مَا بَيْنَ السِّتِّينَ اِلَى السَّبْعِينَ. Ümmetimin hasatı, ömrünün biçim vakti 60 ile 70 arasıdır. Yani ekseri ümmetimin ölüm zamanları işte bu yaşlardadır. Genellikle böyledir. Tabii bundan üstün yaşayanlar da vardır. Onlar azınlıktadır. Eski ümmetler çok yaşıyorlardı. Adem Aleyhisselam 1000 sene yaşamış. Kitaplarda kayıtlara göre Nuh Aleyhisselam en uzun ömürlü insan, 1450 sene yaşamış. 950 sene peygamberlik yaptığı Kur'an'da sabit, o kesin. Evet, haberlere, hadislere göre 1450 sene yaşamış. Sormuşlar nasıl dünya diye, bir kapıdan girdim bir kapıdan çıktım demiş. 1450 sene yaşamasına rağmen. Evet, şimdi ihtiyarlara hizmet eden, ihtiyarların piri Nuh Aleyhisselam olduğu için Nuh Aleyhisselam'a hizmet etmiş gibi ecir alır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ihtiyarlara hizmet ederse, yardım ederse, Allah onun ihtiyarlığında da ona iki tane hizmet edecek adam halkeder diyor. Böyle hadisler var. İhtiyarlara şey etmek lazım. Şimdi eski milletler böyle çok uzun ömürlü. Mesela Beni İsrail'de 200-300 sene civarında. Peygamberler de öyle, kavimler de öyle. Ama biz onlardan daha karlıyız. Çünkü sahabi kiram böyle toplu halde iken Efendimiz bunlardan bahsetmiş. Beni İsrail'de 80 yıl Allah yolunda cihat etmiş, birinden bahsetmiş. İç geçirmişler, çok üzülmüşler. Çünkü dedi ya, benim ümmetimin hasat mevsimi 60-70. Onun üzerine Allah Zülcelal Hazretleri işte İnna Enzelna suresini, İnna Enzelna fi leyletil kadir, leyletil kadir hayru min elfi şehr. Bir kadir gecesi ümmeti Muhammed'in bin aydan hayırlıdır. 84 yıl ediyor. Şimdi bunun 15'ini çıkar, geriye ne kalır? 70 olsa 55 mi kalır? Yok, 45. 45. Her sene bir Kadir Gecesi var. 84 yıl ediyor. 45 ile 84'ü çarp, biz gene karlıyız. Biz onlardan daha çok yaşamış gibi ecir alıyoruz. Evet, bir de burada Gümüşhaneli ki camimizin önünde, kanununun girişinin solunda yatıyor. Onu oradan kaldıramamışlar. Evet, benim hocamın anlattığına göre rahmetli Menderes dışarıya giderken veya dışarıdan geldiği zaman, yani yurt dışına gittiği zaman Eyyubi ve burayı ziyaret ederdi. Ben de gördüm. İşte bir geldiğinde bakmış ki bu kanunun işte dünya tarihindeki muhteşem işlerine bakarak turistler ona görmek, fotoğrafını çekmek istiyorlar. Bu Gümüşhaneli Hazretleri'nin hemen üstazları da yetiştirdiği 116 hoca yetiştirmiş kendisi gibi. Bir kısmı burada. O hemen türbenin dibinde defnedilmişler. Görmüş ki o tabii Hristiyanlar yıkanmıyor biliyorsunuz. Onlar da cünüplükten yıkanma diye bir şey yok. Çoğu kirli, pis, o açık saçık, hayasız dinimize göre tabii. O güzel mübarek üstazların kabirlerinin üstüne çıkmışlar, fotoğraf çekiyorlar, türbesinin fotoğrafını sağından solundan. Onu görmüş rahmetli Menderes, demiş ki bu kabirleri şu ilerideki boş yere, seki var orada bir, onun üstüne taşıyın demiş. Taşırlarken işte bir bakmışlar, Mustafa Feyzi, Tekirdağlı Mustafa Feyzi, benim hocamın üstazı, bugün ölmüş gibi, çürümeden öyle duruyor. Nasıl olur ya? Evet, peygamberler çürümez bir kere. Hiçbir peygamber çürümez. Öyle diyor Peygamberimiz. Onların cesedini Allah toprağa haram kıldı diyor. Ama onların nerede gömüldüğünü bilemiyoruz. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesin. Onu da tarihi vaka, İran'dan gelen bir mecusi İran'a peygamberimizin naaşını çalıp götürmek, böylece Medine'ye gelen
insanların oraya gelmesini düşünerek gelir, maddi gelir düşüncesiyle çok akıllı, zeki. Bu maksatla gelir Medine'ye, aptal rolü oynar ve birisine köle olarak, hizmetçi olarak girer. Zamanla her şeyi öğrendikten sonra bulunduğu yerden, toprağın altından tünel kazar. Olmuş vaka bu, tarihi vaka. O zamanki Osmanlı valisi, paşa, oranın paşaları da güzel insanlar. Başkaları dil uzatsalar da Medine'de öyle güzel olmayan adam bir şey olamaz. Rüyasına girmiş Efendimiz. Evladım beni aldırıyorsun demiş. Kalkmış, herkesi emir vermiş, sorguya çekin demiş. Bir şey yok efendim demişler. İkinci adam yine devam ediyor. İkinci gün tekrar gelmiş rüyasında. Oğlum beni çaldırıyorsun, aldırıyorsun demiş. Yine kalmış, daha sıkı emir vermiş. Yok bir şey efendim demişler. Üçüncü gün adam devam ediyor. Üçüncü güne gene rüyasına girmiş. Oğlum beni aldırıyorsun deyince bu sefer kendi tek tek bütün insanları sorguya çekmiş. Bir şey yok demiş. Başka adam var mı? Adam yok da bir salak bir herif var şurada. Birisinin kölesi, hizmetçisi. Bir şeyden anlamaz, çağırın onu demiş. Sıkıştırınca adam itiraf etmiş. Evet, eğer o günde yakalaması vardı herifi, Efendimizin cesedini, aynen tarihi vaka bu, mübarek kolu yere düşmüş, böyle aşağı düşmüş, yanındayken aşağı düşmüş, olduğu gibi duruyor. Ondan sonra İslam'da kabir yapmak yoktur, türbe yapmak yoktur. Hatta Ebu Eyyubül Ensari Emeviler zamanında kabir açık, toprak kabir, gelmiş halifenin, Emevi halifelerden birisi de Ebu Eyyubül Ensari peygamberi ziyaretine gelmiş, onun kabrinin dibine, toprak üstü açık, onun dibine durmuş ve üstüne kapanmış, ağlıyor. Gözün yaşı toprağı ıslatmış Ebu Eyyubül Ensari. O Emevi halifesi de gelmiş, evet demiş, kalk, bu toprak demiş. Neye demiş, şey diyorsun? Ben demiş, niye ağlayayım biliyor musun? Sahabi bu demek. Ki o zaman herif öldürün bunu dese kanun, onun elinden çıkan, ağzından çıkan. Benim ümmetin başına layık olmayan, liyakatli olmayan zalim kimseler geçtiği zaman ağlayın buyurdu. Ben ona ağlıyorum. Sen o zalimlerden birisin anlamına. Durmuş adam, adam da tabii imanlı, durmuş. Böyle bir şey var, açık. İşte ondan sonra bu şey olayından, tünel kazma olayından sonra 6 metre aşağıya ve üstüne de demir şeyler yapılmış, çalınmasın diye. Sonraki devir alimleri de büyük insanların gelecek nesillere örnek olsun, ahlaki eğitime vesile olsun diye mesela Osman Paşa'nın, Gazi Osman Paşa'nın Plevle kahramanı, tek başına koca Rus ordusuna meydan okuyan ve kazanan, onun kabrini, türbesini koyalım da hatırlasınlar. Onun bilgisinde sebebiyle de böyle bir eğitime vesile olsun, Fatih'in türbesi olsun diye fetva vermişler. Ama bu fetvadan sonra herkes ölen adamını, babasını, amcasını, hocasını Gazi Osman Paşa zannetmiş. Herkes türbe yaptırmaya kalkmış. İlk işin başlangıcı böyle. Evet, kabir yaptırmak İslam'da doğru değil. Çünkü minha halaknakum ve fiha nu'idukum taratan ukhra. Biz sizi topraktan yarattık, toprağa döndüreceğiz. Yani toprağa döndüreceğiz diyor. Allah'ın ayeti bu. Onun için ben kitaplarda olanı söylüyorum. İstanbul'da şimdi bunlara uyumluyor. Betondan bir yuva yapmışlar. Adam konuyor oraya. üstü de örtülmüyor. Betondan kapak çekip gidiyorlar. Evet, ben 60'lı yıllarda Zincirlikuyu'ya tek tek böyle dolaştım. O zaman birçok adamların kabirlerini hazırlattıklarını gördüm. Ta İtalya'dan son mermer getirmişler. Onları gördüm. Öyle kabir yapan dediydi ki,
bu adamın kabri harcadığı parayla hastane yapılabilir oğlum demişti, hiç unutmuyorum. Evet, bu şimdi moda oldu. İslam'da doğru değil. Toprağa gömülür. Toprağa gömüldükten sonra da İslami kabri tarif ediyorum. Fıkıhlarda bakabilirsiniz. Erkeğin belinden, yarı belinden çok derin olması lazım. Kadının göğsüne kadar derin olması lazım. Ondan sonra böyle kazıldıktan sonra kıble tarafı insanın sağ tarafın yattığı zaman sığacağı kadar kazılır. Buna lahit denir. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, Medine'nin en ileri gelen insanlarından birisi, bu Hendek Harbi'nde yaralanmış ve sonra Yahudiler ahdi bozduğu için onlara çetin bir imtihan geçirmiş. Evvelce Yahudilerden krediyle, faizle para alırmış. Böyle büyük tüccar olmuş. Yahudiler demişler ki onu hakem yapalım, aramızı karar versin. Eski yardımlarımızı düşünür de bizi kayırır diye. Halbuki anlaşmayı bozdular. Peygamberimize imza attılar ki Müslümanlara şey etmeyecekler, kalleşlik yapmayacaklar, düşmanla birleşmeyecekler. O Hendek Harbi'nde de Mekkelilere haber uçurmuşlar. Siz dışarıdan, biz içeriden Muhammed'i yok edelim diye. Efendimiz onu yakalamış. Harp bittikten sonra da onları muhasara altına almış ve Sa'd bin Muaz'ı hakem tayin etmişler. O da yaralandığı zaman ağlamış. Demişler, ne ağlıyorsun? Ya Resulallah, vallahi ölümden korktuğum için ağlamıyorum. Peki ne ağlıyorsun? Ya Resulallah, gencim, güçlüyüm ama şu durumda atar damarı kopmuş, parmak gibi kan fışkırıyor. %100 ölüm kan kaybından. Bu yaşta öleceğim, cihat edemeyeceğim, İslam'a hizmet edemeyeceğimden mahrum kaldığım için üzülüyorum, onu ağlıyorum. Öyle mi demiş, sen İslam'a hizmet mi diyorsun, istiyorsun? Evet. Bismillah demiş, parmağını koymuş, o akan kan durmuş. Bunu götürün demiş. Ondan sonra da muhasar etmiş Yahudileri, Medine'deki Yahudilerin etrafını. Neticede uzatmayalım. Getirin demiş hakem olunca. Efendim demiş, hakem demek tarafların üstünde onları hakim olan adam demek. Efendim ben size hakem olmam demiş. Siz kainatın efendisi. Ben emrediyorum demiş. Benim de hakemim sensin. Efendimiz davalı durumunda. O durumda o da İslam'ı çetin bir imtihan. Eski yardımlarını hiç nazar almamış. Demiş ki ahdi bozan, sözünü çiğneyenin kellesi uçurulur. Aleyhissalatü tutulanların hepsinin idamına, kısasen öldürülmesine, işte çocuklarının, kadınlarının esir edilmesine filan diye karar verince Yahudiler demişler ki ya biz eski verdiğimiz yardımları hatırlarsın da bizi kayırırsın diye seni hakem tayin ettik ama erkeği adammışsın. Tevrat'ta da hüküm budur. Ahdini bozanla kılıçtan geçirilir yazar. Tevrat'ta da doğru karardı verdin demiş. Efendimiz o karar üzerine işte bu gereği yapmış. Ondan sonra vefat etmiş tabii. Onu istemişti. Cennet-ül Bakı'da şimdi yeri. Oraya mezar kazmışlar. Gitmiş. Efendim tamam demiş. Mezarı kazdık. Söylemişler. Gitmiş bakmış. Evet, ben kitaplarda olanı arz ediyorum. Direkt kazmışlar bir çukur. Bu demiş Yahudi kabri. Ashabım, Müslüman kabri böyle kazıldıktan sonra kıble tarafı oyulur. Buna lahit denir. Ceset oraya sağ tarafına, yüzü kıbleye, yönü kıble gelecek şekilde sağ yanı üzere yatırılır. Arkası da kerpiçle örülür. Ondan sonra toprak konur. Toprak yığıldıktan sonra ortası deve herkücü gibi böyle sivri yapılır. Ondan sonra almış bardağı, su dökmüş üstüne. Bizde de su döküyorlar. İşte diyorlar ki orası çöl olduğu için rüzgar çıkınca toprağı savurmasın filan diye, hani suyla ıslansın da çamur olsun da filan diyorlar ama bizim burada öyle çöl olmasa bile Efendimiz başından ayağına doğru, göğsünden, karnının ortasından böyle yandan su dökmüş. Sünnet olan budur. Evet, beton kabir caiz değil.
tahrimen mekruh. Hatta tahta bile caiz değil. Kabrin arkası kerpiçten, çünkü topraktan geldik, yarattık, toprağa döndüreceğiz. Beton caiz olmadığı gibi tahta da toprağa göre sağlam olmaz. Kerpiçle birbirini üstüne bindire bindire örteceksiniz. Ondan sonra toprağı örteceksiniz. Üstünde kapatmayacaksınız. Neden? Yağmur yağıyor. Yağmurun adına rahmet derler. Neden? Ahmet Hamdi Akseki merhumun Diyanet İşleri Başkanı 1950'lerde İslam fıtri, tabii, umumi bir dindir kitabı var. 1943'te basılmış muhteşem bir kitap. Onu mutlaka okumak lazım. Çünkü herkes şimdi kendi kafasından şey diyor, daha dün söylediler, ben Allah'a inanırım ama peygambere inanmıyorum yani filan. Öyle diyen şeyler var. O kitabı okuyun. Din gerekli mi? Allah var mı? Peygamber var mı? Gerekli mi? Hep bunları hem filozofların diliyle hem mantık yoluyla hem de ayet hadislerle açıklayan bir kitap o. Çok güzel bir kitap. Evet. Orada diyor ki yağmur damlasıyla melek iner yeryüzüne. Hadis göstermiş. Delilini, kaynaklarını göstermiş. Melekler de bereket indirir. Yağmur olmazsa ot bitmez, ekim bitmez, ağaçlar kurur, aç kalırız, bereket indirir yağmur. Her yağmur damlasıyla melek iner. Meleklerin indiği yere rahmet, bereket iner. Şimdi yağmur betona geçmez ki. Onun için anasının, babasının, hocasının üstünü betonla kapatan adam onlara iyilik yapmıyor. Onlar yalvarıyor, örtme üstümüzü. Ama ses duyan yok. Berekete engel oluyor. Betondan yağmur geçmez. Bakabilirsiniz, kitaplara bakabilirsiniz. Onun için kabir yapmak doğru değil. İşte sonra da bu fetva üzere herkes, hele Güneydoğu'da bazı şehirler var, herkes türbe yaptırıyor. İsraftır. O kabre, betona harcanacak para, aç köpeğe verilse, aç kedilere verilse belki cennete gitme sebebi olur. Çünkü onlar canlıyı böyle susuzluktan kurtarmak, açtan kurmak büyük bir sadakadır, hayırdır. İnsanlara verilirse daha evladır da. Evet, ama beton kabir yaparsanız hesap sorulacak. Onu size duyuruyorum. Evet, onu arz etmek istiyorum. Evet, şimdi insan öldüğü zaman, ölürken işte 60-70 yaşlarında ölür. Şeyse bu. Genelde böyle. Ama 80'inde, 90'ında, 130 yaşında ölen var. 120 yaşında ölen var. Bu istisnalar bunlar. Genelde böyle. İşte eski milletler çok yaşamasına rağmen biz onlardan karlıyız. Bir de Gümüşhaneli merhum diyor ki, evet, Kur'an-ı Kerim'de var ya, inne rabbeke lebil mirsat. Şimdi ne yaptığımızı Allah görüyor. Görevli melekleri var. Ne yaptıysak kiramen katibin alemin metaforun sağımızda son yazıyorlar. Dakikası dakikasına. Şimdi falanca işte pazar günü falan ayın pazar günü ikindi namazına geldi, hadis dersi yapıyor. İyi, işiniz iyi. Hoca şaşkın olsun olsun. Önemli olan camide, Allah'ın evinde dini bilgileri öğrenmek için niyetiniz iyi. Hoca şaşkın olsa bile kazanıyorsunuz. Ama şimdi meyhanede, kerhanede nara atanlar da var. Şimdi onu da arz edelim. Buraya Kanuni veya işte diğerlerini ziyarete geliyorlar. Film seyretmiş geliyor veya şundan bundan. Ezan okunuyor, adam kabir ziyaretine gidiyor. Namaz farzdır. Kabir ziyareti farz değil. Güzel. Ela fezuruha fe innaha tuzekkirul ahira. Kabirleri ziyaret edin, ahireti hatırlayın. Biz de buraya gireceğiz kara yere diye düşünün. Değerlerin toparlanın. Ona Yasin okuyun. Evet, ikravu ala mevtakum Yasin. Ölülerinize Yasin okuyun. Hani öyle okunmaz filan, faydası olmaz. Peygamber hadisi var beyefendi. Niye yani diyenler var, profesörler var. Hayır.
kabir hayatı vardır, kabir azabı vardır, kabir cennet bahçesi veya cehennem çukurudur. Delilimiz Ehl-i Sünnet itikadında böyledir. Biz Firavun'u sabah akşam ateşe atarız. Daha cennet, cehennem açılmadı. Mahşerde kıyamet kopacak, sur üflenecek, ikinci sur mahşerde toplanılacak, mahkeme-i kübra kurulacak. O mahkemede mahkum olan kafirler cehenneme, müminler cennete atılacak mahkemeden sonra. Şimdilik kimse yok burada, boş, bekliyor. Ve üzlifetil cennetü lil müttakine gayre bayit. Kur'an'da ayet, bu bizim lafımız değil. Ehlişin itikadı bu ayetlere dayanıyor. Cennet hazır bekliyor. Cehennem de hazır bekliyor. Gelselerdi bir an evvel şeylerini görsem diye. Ama bu ayet, sabah akşam biz Firavun'u cehenneme atarız. Demek ki cabir azabı var ki ateşe atarız buyuruyor Allah. Peygamber de söylüyor zaten. Öyle bağırır ki diyor. Orada işkenceden dolayı ölen adam öyle bağırır ki diyor Peygamberimiz. Ben Allah'a yalvardım. Bunu duyurma insanlara diye yalvardım. Allah da benim duamı kabul etti. Onun için duymuyorsunuz diyor. Yoksa adam orada nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Yandım diye. Evet. Çünkü böyle olsaydı diyor, bu duayı yapmasaydım, vay bu adam neymiş diye gömmezdiniz. Halbuki insan yaratıkların en şereflisidir. Siz gömmezdiniz, meydanda kalır, kurt kuşa yem olurdu diyor. Onun için duyurmadım diyor. Hala bağıranlar var. Bunu duyanlar var, halen var. Eskiden beri de var, şimdi duyanlar da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kabrin başına gitmiş, içinde genç var. Nasıl yanıyor, nasıl bağırıyor? Acı acı. Kul hakkına müdahale yok. Ona müdahale etmek istemiş. Demişler, yok ya Resulallah. Melekler. Kimin demiş bu kabir? Bir koca karının oğlu demişler. Haber gönderin. Koca karı asasına takıdık tukuduk gelmiş. Bu senin neyin demiş? Oğlum. Demiş buna demiş şey et, affet. Yok demiş, affetmem. Ben bunu hayatım boyunca titredim. En yapabildiğim en güzel yemekleri yaptım. En güzel elbiseler giydim. Yıkadığım elbise giydim mi? He şurası şöyle. Yapamamışım. Bir yemek yapıyorum. Tuzsuz, yağsız. Ne biçim bu? Hep kalbimi kırdı. Eline sağlık demedi. Onun için ben bunu şey etmiyorum demiş annesi koca karı. Efendimiz onun gözünü açıvermiş. Bir bakmış ki oğlu cayır cayır yanıyor. Affettim, affettim diye nasıl bağırmış. Evet. Peygamberimizin sünnetlerine hayatında rehber edinen, her şeyini ona uyduranlar da Efendimiz o kabirdeki adamın halini gördüğü gibi görüyorlar. Görenler var. Hala var. Yani yol açık. Herkes görebilir. Efendimiz dua etmiş ama işte bu genelde işte böyle bu taşkınlık yapmayacak olanlara Efendimizin şeyi var. Evet işte böyle diyor ki Allah yaptığımızı görüyor. Melekler yazıyor. Şimdi adam 300 sene yaşamış. Hep yanlış. Sen 60 sene yaşamışsın. İyi. Yanlış diyelim. İkisi de yanlış. Hangisi zararlı? 300 senelik zarar var. 60 senelik yazar var. Bir oradan diyor, karlıyız diyor. İnsan diyor, nefis var. Genelde diyor, insanlar kaybediyor imtihanı. Ömrümüz kısalığı bizim Allah'ın lütfudur diyor. 1450 sene, o peygamber, onlar masum da. Onun devrinde 1000 sene yaşayan insanlar, eğer kötüyse, vay haline. Sen şu kadar yıllık hesap vereceksin, o kaç yüz senelik hesap verecek. O yandan diyor bu ahir zaman ümmetine Allah'ın bir lütfudur diyor. Ömrünün çok uzun olmaması. Ama sen şimdi okuyacağız. Dua kazayı Allah'ın çizgisini değiştirir diye hadis var. Onun için Allah'ım hayırlı uzun ömür ver bana. Neden? Şimdi 70'inde ölmüş adam.
her sene hacca gitmiş diyelim, namazını kılmış diyelim, bir de 120 yaşında olmuş, o da her sene namazını kılmış, kim karlı? Daha çok yaşayan karlı. Uzun ömür büyük nimettir, hayırlı uzun ömür büyük nimettir, ama şerli ömür de aksine felakettir. Evet, ümmetimin bu yönden diyor lehinedir, Allah'ın lütfudur kısa ömürlü olması. Kadir gecesiyle zaten diyor ömür ötekilerden çok uzun yaşamış, 5000 sene yaşamış gibi ecir alıyoruz diyor. Onu söylüyor burada. Evet efendim, ümmetimin hasadı 60 ile 70 arasıdır. Evet, ömür de bu kadar takdir edilmiş. 70'i geçenler azınlıktadır, yok değildir, azınlıktadır. Evet, Allah'ın bu ümmete rahmeti cümlesindendir, lütfi ihsanı cümlesindendir diyor Gümüşhaneli Hazretleri. Şimdi bu ömürle ilgili, evet, izakene, evet, yevmül kıyame, kıyamet günü geldiği zaman, inne ebna bisittin vel umru lezi kâlellâhu evlem nu'amirküm. Evet, 60'ına geldiği zaman Cenab-ı Hak onları buyurur ki, sana doğruyu, eğriyi, güzelliği, şaşkını açacak kadar ömür vermedik mi? Hala 60'ında geldin huzuruma, gene kendini bulamamışsın diye bu hesabı sorar. Bu hesabı sorar. 60'ına kadar çoğun şey, artık kendine gel değil mi? 50, böyle 60'ını gene böyle soracak Allah. Evet, hatırlatacak. Bir kul 40 yaşını vardığı zaman Allah-u Teala onu belalardan emin kılar, delilikten emin kılar, cüzzam hastalığından emin kılar, alaca hastalığından emin kılar. 50'sine geldiği zaman Allah-u Teala ondan hesabı hafifletir. 50 yaşına geldiği zaman, 60'ına geldiği zaman Allah onu kendine yönelmeyi le ihsan ederek lütufta bulunur. Evet, sevdiği şeylere onu yöneltir diyor. Eğer ize beleva seb'ine sene, 70'ine varırsa, evet, sema ehli bu yaşlı adama muhabbet duyarlar, severler. Feize semanine sene esbetallahu lehu hasenatihi, 80 yaşına geldiği zaman tabii namazlı abdestli mümin olanlar için bunlar, kafir için aleyhine. Evet, böyle oldu mu hasenatını sabit kılar ve mahâ seyyâtihi, günahlarını siler diyor hadis-i şerif böyle. Feize beleve seb'ine sene, 90'ine sene, 90 yaşına geldiği zaman, evet, şuuru yerinde, namaz laftası, gafarallahu lehu mâ tekaddeme min zenbihi ve mâ teakhar, gelmiş geçmiş günahlarını siler Allah. Evet, öldüğü zaman, kabre vardığı zaman melekler selam durar diyor. Sorgu sual yok. Onun için hayırlı ömür iste. Hayırlı ömür iste. Şuur yerinde olacak. Yani tabii namaz abdesti olacak. Evet, tam tersi olsa da aleyhine olur. Böyle bir hadis var. Ve de bu 90 yaşında şuurlu güzel adam ve şefa ehle beytihi, ehli beytine de şefaatçi olur. Evet. وَنَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ, semadan bir münadi melek şöyle bağırır. هَذَا أَسِيرُ اللّٰهِ فِي اَرْضِ, bu 90 yaşını tamamlayan adam Allah'ın esiri. Ne demek? Esir iyili mi? İyi mi esirlik? Hapiste iyili mi? Hürriyetin yok. Ne demek? Koşamıyorsun, uyuyamıyorsun, bacan ağrıyor, kolun ağrıyor. Bedava değil yani bunlar. Bir genç gibi oturdum, harol harol kaldırmazsan namazı bile kalkmıyor. Ama ihtiyarda derin uyku yok. Dizden ağrıyor, şuran ağrıyor, buran ağrıyor. Adam birinin evvel ölmek istiyor. Öyle her gün acılı ağrılı. Esir. Bu esiridir. İşte bunlardan dolayı da bedava değil gene.
günahlarını sildim diyor. Münadi de böyle söyler diyor. Allah hepimize, ümmet-i Muhammed'e hayırlı uzun ömür versin. Evet, bu müjdelere ermek için. Evet. Hazreti Enes'ten bu hadis-i şerifi de nakletmişler. Gida Ebu Hureyre'den nakletmişler. Taberani Abdullah bin Ömer'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Hassinu emvalekum biz zekati. Mal canın yongası. Kolay kazanılmıyor. Değil mi? Uykusuz kalıyorsun, yoruluyorsun. Para kazanmak öyle kolay değil. Yatarak kazanılmıyor. Gece gündüze katınıyorsun. Ha. Kazandığın malı kaybetmek ne kadar insana ağır gelir. O kadar tırnağınla kazanmışsın, kaybediyorsun. Ciğerin yanmaz mı? Ha, yanmak istemiyorsa ciğerin, malın kaybolmasın, yanmasın, kaybolmasın. İstiyorsan hassinu emvalekum biz zekatı. Zekatını kuruşu kuruşuna ver. Kale içine al malını. Tahsin, kale duvarlarıyla örmek, tehlikelerden korumak anlamına geliyor. Zekat malı kale içine almaktır, tehlikelerden korumaktır. Zekatın kuruşu kuruşuna ver. Her mal böyle mi? Yok. Haramdan zekat olmaz. Helaldan kazanacaksın. Helaldan kazandıktan sonra zekatın kuruşu kuruşuna verirsen, ya bu kadar kazandım adama bak güne veriyorum. Ha, seve seve, hatta fakire teşekkür başlıyoruz. Fakir olmasa kime vereceksin? Ahir zamanda bu da olacak. Zekat verecek adam arayacak müminler diyor Peygamberimiz. O kadar zenginleşecek ki insanlar, zekat verecek adam arayacağız diyor. Ya onun için daha teşekkür, üstündeki şeyi kaldırdı, kaldırmaya sebep oldu diye minnet duygularıyla vereceksin. Allah'ın şu parayı falan. Yo 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 yo. Sakın ha, daha teşekkür borçlusun. Havadan bakma o fakire. Evet, malınızın zekatını vererek malınızı, mülkünüzü tehlikelere karşı korumaya alın. Evet, denizde, karada, nerede olursa olsun tehlikelerden korur. Evet, zekatı ödemek, malları kale içine almak, başına nöbetçi dikmek gibidir. Evet, eğer vermezsen, zekat vermeyenler, işte koyun sahibisi diyor, toslayacak vermeyene, ben senin zekatım diye, herkesin mahşerde göz önünde, toslayacak vermeyene, evet, bu olacak, dağlayacak malı, parası kızgın demir olacak, dağlayacak, böyle hadisler var, verin, bunlardan kurtulun, dünyada da şeyden, veddu, emradakum bedavu emradakum bis sadaka. Evet, doktora git. Tedavi olmak peygamberin emridir, sünnettir. Allah dert indirirse devasını indirmiştir. Siz devayı arayınız, tedavi olunuz. Gidin doktorlara. Peygamberin emridir. Ama şunu unutmayın. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi edin. Evet. Bedavu merdaküm bis sadaka. Sadaka vererek hastalığınızı tedavi edin. Şifa sebebidir. Sadaka vermek şifa sebebidir. Evet. Ve iddu lil belâi dua. Ve de belalara karşı, kazalara karşı Allah'ım beni muhafaza et. Sen bilirsin ya Rabbi. Kapıma geldim. Her gün, her zaman Allah'a yalvarın. Belalardan kurtulmak için Allah'a dua edin. Feinnehu teruddul gada'el mübran. Kaderi değiştirir. Hocam hani kader değişmiyor da? Ulan senin hayır edeceğin de kader değil mi? Onları biz bilmiyoruz. Peygamberini tutacağız. O kadar kesin olduğunu ifade ediyor. Senin sadaka verip vermeyeceğin de kader de var. Anlattım ya. Adamların ceplerinden parayı aşıran hırsızı yakalamışlar, Ömer'e götürmüşler. Bakmış, öyle çok para değil, hani kolu kesilecek.
bir tane atmış ona. Ulan bu kadar paraya gol gider mi? Aptal diye. Bağırmış adam. Neden demiş bana vuruyorsun demiş. Bu benim malın yazım. Yazımda hırsızlık yapacağım yazılı. Ne bağırıyorsun lan demiş. Benim de kaderimde demiş sana tokat atmak var. Evet, biz bunları bilemeyiz. Efendimiz dediklerine uyacağız. Evet, sadaka vereceğiz. Hastalarımızı tedavi edeceğiz. Belaları def edeceğiz. Evet. Ve Allah'a tazarrun niyazda bulunacağız. Evet. Öyle diyor güzel peygamberimiz bir rivayette. Böyle duayı belalarla önleyiniz. Festekbelu lenne yurduhu, reddeder. Dua belaları reddeder. Belaların inmesine engel olur. Öyle güzel peygamberimiz öyle buyuruyor. Neden? Dua, ben aciz kaldım. İtiraf ediyorum, acizim. Sen her şeye kadirsin. Buna inanmak bir itiraftır. Onun için Allah dua etmeyi seviyor. Estağfurullah demeyi seviyor. Günahkarım ya Rabbi, boynum bükük. Seviyor. Onun için her gün istiğfar etmeli. Her gün belli duaları yapmalı. Evet, kendinden bir şey istenmesini, kulluğu itiraf olduğu için ona sığınmayı Allah çok sever. Çok iyi durumda olsan bile çok sever. Onun için dua, her gün belli dualar yapmalı. Bela gelmeden evvel mutlaka dualara devam etmeli. Allah onu affetsin. Şimdi müminlere Allah bir makam hazırlar. Mümin, iman büyük şeref. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Evet. Ebu Cehil peygamberin elindeki kumların konuştuğunu, peygamber senin hak peygamber dediğini duydu, inanmadı. Biz böyle bir olayı görmedik. Ama elhamdülillah ne güzel yazımız var ki, nasipliymiş ki görmeden inandık. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Rabbi ve Resulü diyoruz. Ne büyük devlet. Evet, geçen gün de söyledim. Ben Cebel Tarık Boğazı'na gittim, İspanya'ya. Akdeniz'in suyu başka, Atlas'ın suyu başka. Ortada kalemale duvar mı var yok. Meracel bahreyn yeltekiyen beynehüme berzekun la yabgiyen. Kur'an'da ayet. Git bak. Evet, Kur'an'da ayet. Mucize ya. Su karışmaz mı ya? Karışmıyor. Karıştırmıyor Allah. Kaplan Kusto bunu gördü. Ama şehadet kelimesini getirmedi. Nasipsiz adam. Biz böyle bir şeye inanıyoruz hiç görmeden, değil mi? Gözümüz ne kadar büyük devlete konmuşuz, Allah nasip etmiş. Allah iman devletinin şerefini bizden, ümmet-i Muhammed'e almasın inşallah. İmanını da daim eylesin inşallah. Evet efendim, şimdi işte bu dua etmek de o iman gereği. Allah'a inanıyoruz, her şey o kadir. Biz aciziz, yanlışız, itiraf oluyor. İşte Allah mümini iman için seviyor ama yamukluk yapıyor. Araban devrilir, oğlun gider, kızın gider, evin yanar. Bir şey olur, ondan sonra nasıl ağlıyorlar biliyorsun değil mi? Nasıl ağlıyorlar? Ha, işte böyle Allah'ı aklına getiriyor bu olaylar. Kendini getiriyor, o canını yakıyor, yine o hatalarını affediyor, onu hazırladığı mevkiye götürüyor. Ondan dolayı diyor peygamberimiz, men yuridillahu bihi hayran yusab minhu, Allah'ın hayır dilediğine gelir musibetler. Allah kimin hakkında hayır dilediyse ona bela verir, musab eder onu. Onun için böyle bir bela geldiği zaman bu benim hayrıma diye bağırmayacağız, çağırmayacağız. Kabahat kendimizden bulacağız. Ölüm, oğlun ölümü ne kadar musibet. Kader değişmez. Afrin'de oğlu ölüyor. Topu da vuruyor. Herkes değil tabii de. Bilen de öyle değil. Bin oğlum feda olsun diye. Ne güzel mümin. Bazı da niye öldün, niye öldün? Sus, sen Müslümansın. Demek ki bir tarafın şey ki böyle affedecek, canın yanacak. Ha, öyle bilmeli.
Öyle bilmeli. Hazreti Ali bir gün bağlamaya başlamış hüngür hüngür. Ne oluyor demişler. Niye bu tarafım kesildi ağrıdı. Yok demiş. Bugün benim başıma sıkıntı bela gelmedi demiş. İyiye demişler. Yok demek Allah beni bugün sevmiyor demiş. Sevseydi bana sıkıntı verirdi. Ben de ona yani yürekten zari zari ağlayarak yalvarırdım. Bilen adam nasıl düşünüyor? Biz de niye öldün, niye öldün diye Allah bizi affetsin. Böyle kamil bir iman nasip etsin. Evet, bu böyle hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz, mallarınızı zekat vererek şeylere karşı, zararlara karşı koyunuz. Tabii bu kamil iman adamının işidir. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm. Değil mi Hacı Bayram böyle böyle söylüyor. Ciğeri yanınca Allah senin günahlarını affediyor, derecen yükseltiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen belalar hiçbir insana gelmedi. En yüksek makamda da o. İmtihanla kazanılıyor makamlar. Onun için Allah bize çekemeyeceğimiz belaları vermesin. Cenab-ı Hak bizi lütfuyla, ihsanınla muameleye tabi kılsın inşallah. Evet efendim, bu müminlerin havasın özel makamda olanlarının yiğitliğidir. Bu anlatılanlar diyor Gümüşhane Hazretleri. Ebu Davud'da hassın ve emvalekum biz zekati ve devu merdaküm biz sadaka. Zekat vererek mallarınızı zarara ziyana karşı koruyun. Yanmaya şuna buna karşı koruyun. Hastalığınızı da sadaka vermek suretiyle tedavi edin. فَاِنَّهَا تَعُمُّ Evet. Deva, evet, evet, devanın hepsini içine alır. وَاسْتَعِينُ عَلَى حَمْلِ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّرَرُّعِ Yalvararak, gözyaşı dökerek, dua ederek, belalara karşı Allah'tan yardım dileyin. Evet, onun için bunları kulağınıza küpe edin diyor güzel Peygamberimiz. Yemhullahu ma yeşâ bi hüsbit. Değil mi efendim? Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. Bu ayet geldi bu. Çok derinden pişmanlık duyaran, Allah'a yalvarmışın, niyazla tazarruda bulunmuşun, isyan edeceğine Allah'a sarılmışın, hepsini silebilir. Her şey onun elindedir. Yemhullahu ma yeşâ bi hüsbit. Evet, Ra'd suresinin 39. ayeti. Allah'ın hazinesi tükenmez. Ma indeküm yenfedu ve ma indallah bak. Sizin yanınızdakiler tükenir ama Allah'ın yanındakiler tükenmez. Hazinesinin sonu yoktur. Devamlı her durumda Allah'a sığınacağız. Evet, zekatımızı vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Helalden kazanacağız. Evet, bu hadis-i şerif Abdullah Mesud'dan radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, güzel müjdeli hadisler geliyor. Bir hadiste şu: Hadara melekül mevt. Ölüm meleği geldi. Yani Azrail aleyhisselam görevi bu. Ruhlar kabz etmeyle görevlendirilmiş. Racülen, bir adama canını almak üzere. Çok hadisler var. Çok ilginç. Bir adamın canını almak üzere gelmiş. Gelirken İbrahim Aleyhisselam'a uğramış. Arkadaş bunlar. Senin benimle, onunla bununla konuştuğun gibi peygamberler meleklerle, Azrail'le, İsrafil'le, Mikail'le konuşuyorlar. Evet. Gelmiş, selam, ve aleyküm selam. Nasılsın kardeş? İyiyim. Demiş kardeş Azrail. Çok kızdığın, öfkelendiğin bir adamın canını alırken nasıl kılığa giriyorsun? Bir göstersene bana. Ne işin var lan demiş senin. Ateş bile yakmadı seni. Git lan işine. Allah aşkına demiş ya, Allah aşkına bir göster. Allah aşkına dediniz mi yapmak zorundasınız. Yapmazsan melun oluyorsunuz. Allah'ın aşkından büyük var mı? Öyle deyince
sevmediği adamların kılığına bir girmiş canını alırken, ateşe dayanan İbrahim Aleyhisselam o korkunç görünüşten pat diye bayılmış düşmüş. Ayıldıktan sonra diyor ki, kitaplarda yazıyor, cehenneme gerek diyor, şu kılık yeter diyor. Evet, Allah akıbetimizi hayır eylesin. Biz her sabah dua ediyoruz, sen de et. Hevvin aleyna sekeratil mevt ve la tuazibna ba'del mevt. Allah'ım sekerat mevti bana kolaylaştır. Böyle çirkin manzaralı olmasın İsrail Aleyhisselam. Ve öldükten sonra da azap etme. Dua edeceksiniz. Edin böyle her gün. Evet, şimdi ölmek üzere olan bir adama gelmiş. Ne yapacağız ölmek üzere adam? Bizim görevimiz, baktığımız adam gidici belli oluyor. Evet. Burnu yılıyor. Terliyor soğuk soğuk. Gözünü bir yere dikmiş. Ha, gidiyor. O görüyor gideceği yerleri. Evet. Onu kıbleye döndüreceksiniz. Sayyanın üzerine kıbleye. Hocam çok perişan. Eyvallah. Ayağını kıbleye getireceksiniz. Başının altı yastık. Gözü kıbleye gelsin. Ondan sonra başucunda la ilahe illallah, la ilahe illallah demeye. Şimdi onunla ilgili de bir hadis diyeceksiniz. Sen de söyle demeyin. Çok canı yanıyor çünkü. Bir kediyi çarptığın zaman yarım saat debeleniyor. Sen kaç kedi daha varsın? Tırnaklarından başlıyor can çekilmeye. Daha bu kadar kık deyince kadar koca vücut. Şimdi sırası mı lan? Canım yanıp dururken diyebilir. Allah korusun. Öyle demeyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Duyacak kadar ki nasibi varsa o da katılacak. Bu bilgisi varsa tabii. Evet, şimdi başka o da yanında da Kur'an okuyabilirsiniz. Şimdi gelmiş işte ölmek üzere adama. Ha, öldükten sonra da gözünü kapayacaksınız, ağzını kapayacaksınız, soyacaksınız. Teçhiz tekfini hazırlanacak. Evet, şimdi ölüm meleği gelmiş bir adamın başına nezih halinde. Feşakka azahu. Azasını açtı. Azasını açtı. Evet. Felem yecid amile hayran. Azalı elini, ayağına, gözüne, kulağına baktı. Hiç bunlarla bir hayır işlediğini görmedi adamın. Görmedi. Hiçbir şey yok. Sümme şakka kalbehu felem yecid fihi hayra. Kalbini açtı baktı. Kalben de bir hayır işlememiş adam. Hadis öyle. Fefekke lihyeyhi fevecede tarafe lisanihi lasıkan bihankihi yakulu la ilahe illallah. Çengesini açtı. Bir baktı dili öptüra bir şey yok adamın. Bomboş. Dilinle la ilahe illallah diyor. Ve o adam affedildi diyor. Hadis-i şerif bu. Fegafere. Allah o adamı affetti. La ilahe illallah kelimesi bu kadar muhteşem bir kelime. Adam nasip olmuş işte. Başka adam çabuk doktor getirin bağırıyor çağırıyor. Sus lan. Bağırma zaman değil şimdi. Tamam, onlar doktor getirsin de sen de la ilahe illallah de. Bak, bir o kelimeyi söyler bulduğu için Allah o adamı affetti diyor güzel peygamberimiz. Bir kelimetil ihlas, tabi inanılarak bunu görmüş, duymuş, şey ederek la ilahe illallah'a inanarak söylemiş ve bundan dolayı da affedilmiş. Men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah, burada var hadis, dehalel cennet. Bir adamın son sözü la ilahe illallah oldu mu cennete doğru gider. Efendimiz bir müjdesi var. Bizim aziz milletimiz hadislere inanır. Bunları örf adet haline getirmiş. Şimdi ilahiyat profesörler çıkıyorlar. Hadise gerek yok. Hem de önemli değil. Kur'an bize yeter. Sus lan sus. Bu aziz millet peygamberin sünnetlerine saygı duymak suretiyle aziz oldu. Evet, şimdi Suriye'yi görüyorsunuz. Sünnet yok. Irak'ı görüyorsunuz. Sünnet yok.
Başka yerlerde de sünnet yok. Ama bu azim millet camiye geldi mi sünnetleri kılar. Arkasından tesbih duasını kılar. Ayetül kürsü değil mi? Bunlar sünnettir. Sanki farzmış gibi. Ve elhamdülillah ne kadar uğraştılar bizi batıramıyorlar. Şimdi Efendimizin sünnetlerine sımsıkı sarılacağız. İşte bu kelimeyi de Efendimiz ne diyor bak, son ilk sözü la ilahe illallah. Son sözü la ilahe illallah olsa bir adam 1000 yıl yaşasa diyor, sorgu sual yok ona. Doğru cennete gider. Hadis böyle. Onun için bir aziz millet çocuk doğduğu zaman kulağına ezan okur. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Değil mi bak? Bu oradan gelir. İlk sözü bu. İlk ezan okurlar. Adet haline gelmiş. Bu hadise dayanır. Evet, sonra da başına geldin mi? Görev, bizim görevimiz. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Sen de söyle demeyeceğiz. Ki o da söylesin de bu müjdeyi ersin diye. İnsan neye alıştıysa onu söyler. Ya hep söyleriz. Onun için sokakta giderken delikanlı kardeşim. O bilmem o pis gavur şarkılarını koyuyorlar. Manasında bilmiyor. Homoseksüellik şeyle anlatıyor orada. Pis, ahlaksız. Onu kaptırmış böyle. Yapma. Senin adın Ali, Mehmet. La ilahe illallah. La direksiyonun başında ağzını buna alıştır. Boş kaldıkça bunu söyle. Dilin buna alışsın. Şimdi biz bu hadisleri okuyoruz. Evet, adam fizik profesörü. Laboratuvarda atom hücrelerini incelerken bir bakmış ki hücrenin proton, nötron bir şeyleri var ya, onlar Allah diyor. Bu adam inanmıyor. Yani solcu desem kızarlar da şöyle adam yani. Camiye hiç dönüp bakmayan adam. Doktora yapmıyor, Londra'ya gitmiş arkadaşım. Onu görünce iman nasip olmuş. Ondan sonra şimdi yolunu değiştirmiş. Sonra bizimle arkadaş oldu. Beraber çalıştık. Biz de bu hadisleri okuyoruz. Bu ikinci devrişimiz kitabı. O işte bir okuduğumda o da dinlemiş. Ben de üniversitede hocayım. Onun amfisinin önünden geçiyorum. Tabii fizik zar bir ders. Çocuklar dersi kaynatmak için hocayı çıldırtmışlar. Talebe bu. Bir baktım nasıl bağırıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe Allah Allah. Acı acı bağırıyor adam. Sonra ders bitti. Hayrola dedim. Sen böyle dedin dedi. Anasını avradına mı söyleyeyim dedi. Yani kızdığınız zaman da la ilahe illallah de. Sevindiğiniz zaman onun için la ilahe illallah de bağırdım dedi. Böyle savuşturdum. Akıllı adamı görüyor musunuz? Biz de dilimizi gece gündüz la ilahe illallah, la ilahe illallah. Buna alıştıracağız. Aha bak öyle diyor. Cebrail geldi baktı dedi hiçbir yerde bir şey yok. Dümdüz. Ama adamın dili la ilahe illallah diyor bir dili. Bundan dolayı Allah o adamı affetti diyor hadis-i şerif efendim. Evet, bir kelimetil ihlas. Evet, bu ihlasla bunu söyledi. Bundan dolayı da gitti. Tertemiz gitti. Evet, Ebu Hureyre, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis. Allah son sözümüzü la ilahe illallah eylesin ümmet bizim de ümmeti Muhammed'in de. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil âlemin errahmanirrahim. Errahim. Üçer salavat-ı şerife yandımsın. Birer elem neşrah leke şerif. Ma'al besmele-i şerife. Elem neşrah leke sadrak ve vud'ana anke.
ورفعنا لك ذكرك إنما أرسلت رسولا. 13'er İhlas-ı Şerif ma'al Besmele-i Şerife. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celili ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklarına, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları Rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kudsiyelerine, bir cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi mecmain ervahine, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhanevi üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, meşah efendilerimizin ervahı, şuracık toplanan bizlerin, geçmişlerimizin ervahı, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntıdan giden şühedan kuzatın halen mazlumları kurtarmak için savaş kılırken şehit olan şehidamızın ve gazilerimizin ervahı, tüm geçmişlerin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasene tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Ve hayırlı uzun ömür lütfeyle. Akıbetimizi hayır eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Kahraman Mehmetçiğimize zaferler ihsan eyle. Ya İlahi'l Alemin, bizleri de hakkı görüp hakka teslim olanlardan, batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Sevdiklerinden, salihlerden, salihlerden, abidlerden, ariflerden eyle. Kötülüklerden korunabilmemiz, senin sevdiğin kullarından olabilmemiz için nefsi emmaremizin bizim elimizden bizi kurtar. Yardımın bizden esirgeme ya Rab. Subhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.